Et dinleyicimiz dedi ki erkek taraf boşanmak istemiyor, kız taraf istiyor. O zaman bir sürü sıkıntı gelir tabii ki. Mesela kadın mahkemeye vermiş olsa, erkekli diretse, ben boşanmak istemiyorum dese, dini nikah aktifes olmaz. Yani erkek istemediği halde hakim ayırmaya kalsa bile yine dini nikah aktifes olmaz. Ama erkek, ya ben istemeyeni ben de istemiyorum. Hani birisiyle konuşurken, ya kız bak kadın istemiyor seni falan, ya ben de istemiyorum da işte falan, inat ediyorum falan, böyle kullanıyorsa o da bitmiş demektir. O inatından yapıyordur. Onun da bir kıymet harbiyesi yoktur. Yani biter o zaman. Hakim iki tarafa sorduğu zaman evet diyor musun, he derse bitti zaten o iş. Ayrıca inecek de din nikahını feshetmek için falan gereği yok. Yani biter mi? Evet biter. Peki böyle durumlarda mesela kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki erkek tarafı aynı şekilde yani nikah akdinin fesh olmasına sebep olmuşsa veya kadın fesh olmuşsa, kadın sebep olmuşsa diye kitaplarda izahatlar var. Yani kadının böyle bir durumu söz konusu değil, kadının talebi söz konusu değil. Böyle durumlarda mehrin tamamını verir. Hayattayken verir, ayrıldığı zaman verir. Vefat etmiş olsa hanımı mirasçılarına verir. Mirasçılarına verir. Ya mutlaka verir yani. Vermezse ne olur? Eli bağlı olarak mizana getirilir. Haktır ve aynı şekilde ödettirirler adama. Böyle durumlarda bir kuruşuna ilk kuruşuna bakmamalı. Ahireti düşünmeli, mizanı düşünmeli. Oradaki durumu düşünmeli. Allah Teala rahmet eylesin. Tabii biz patron gözüyle bakmadığımız için Enver abiler bize yani gazetedeyken Cağaloğlu'nda tekeret açılmadan önce orada hep toplantılarda tekeret de aynı şeyi söylerlerdi. Sık sık tekrar ettikleri bir şey vardı. O ben hep dikkatimi çekerdi. Sık sık tekrar ederdi. Zalim olmayın, mazlum olun. Ezen olmayın, ezilen olun. Çok sık duyardım kendilerinden bunu. Zalim olmayın, mazlum olun. Ezen değil, ezilen olun. Ya dedim hani ilk duyduğumda yani niye? Niye ezileyim ya? Yani? Niye ezileyim? Sonra bunu izah edince tabii böyle geniş zamanlarda bunları izah ediyorlardı, açıklıyorlardı. Niçin? Şimdi bir tane senin aynıcıklı çaldı, çırptı falan, gasp etti. Sen de tamam canım götürsün, tak 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 vurursun adam, bıçak götürürsün, bıçaklarsın adam mesela. Ne oldu? Bıçakladım adamı. Hakkımı aldım. Acaba hakkını mı aldın? Ne oldu? Çünkü senin veya benim burada hakkımı aldım, hakkımı verdim, hakkım dediğim şey hak mıdır, hak almak mıdır? Ana çıkar tabii o zaman da. Yarın mahşere bir gidiyorsun. Oho, zaten aynı şekilde Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh mesela Enver abi onun da sık sık. Hem kayınpederler hem hocalar olma sebebiyle. Hatta mübarekler ifadesini sık sık kullanırlardı. Mübarekler buyurdu ki diye anlatırlardı. İşte çok kimse yarın mahşer gününe alacaklıyım, alacaklıyım, alacaklıyım diye gider. Hesap başlayınca bir bakar ki borçlu çıkar. Onun için dünyada halletmek lazım. Dünyada halletmek lazım. Yani evvel abiler anlatırken mesela ezen değil ezilen olun. Zalim değil mazlum olun. Mazlum olunca ne olur? Alacaklı gidiyorsun Mustafa Bey ya. Alacaklı gidiyorsun. Efendim işte benim gibi adama bu yapılır mı falan. Ha başta senin gibi adam falan. Kaç tane geldi gitti bu dünyaya. Senin gibi adam, benim gibi adam. Hepimizde var bu. Kibir bu. Benim gibi adama bu söylenir mi? Benim gibi kadına bu yapılır mı? Benim gibi birisine falan. Sen kimsin ya? Kaç paralık haysiyetin var? Kaç paralık aynıcıklı değerin var, kıymetin var? Hani Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri namaza durmadan önce şöyle düşünün diye buyurdukları bir şey var. Mesela şu anda dünyada 7 milyar insan var deniyor. 7 milyar. Mustafa Bey buyuruyor ki orada bu 7 milyar insanın 10 katı cinlerdir. Cinlerin sayısı yeryüzünde ha. İnsanlar 7 milyarsa onlar 70 milyar. Bu ikisinin toplamı 77 milyar. Karadaki hayvanlardır buyuruyor. Ana karadaki hayvanlar. Bu ikisinin toplamının 7 katı. Evet 10 katı. Evet. Bu üçünün 10 katı havadakiler. Bu dördünün işte 10 katı denizdekiler. Bu beşinin altısının neyse 10 katı yeryüzündeki melekler buyuruluyor. Ve bunların işte hepsinin 10 katı birinci kat sema, ikinci kat semadakiler, üçüncü böyle 10'ar kat gidiyor. Ondan sonra da Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri buyuruyor ki, düşün bakayım bunun içinde sen nesin? Nesin yani? Benim gibi adam, benim gibi kadın, benim gibi birisine söyle. Ya nesin sen yani? Trilyonlar yani şey bir hesap etmeye kalktık da işte milyar, milyon, trilyon, katrilyon, oktrilyon, ondan sonra bittik. Sayıda bitti yani. Ondan sonra var mı bilmiyorum. Orada kaldık yani. Çünkü
Mesela aşağıdakiler topluyorsun, bunların 10 katı ikinci kattakiler. İkinci kat dahil, bunların 10 katı üçüncü kattakiler. Geliyorsun arşa. Arş-ı âlâdaki meleklerin sayısını da Allah-u Teala'dan başka kimse bilemez buyuruyor. Hatta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç gecesi bir müddet seyrediyor. Ve Cebrail Aleyhisselam'a dönüyor, diyor ki, ya Cebrail kardeşim, dikkat ettim. Bir defa tavaf edeni bir daha göremedim. O da cevaben diyor ki, ben işte kaç yüz bin senedir ben işte yaratıldım. O zamandan beri ben bakıyorum, bir defa tavaf edeni bir daha görmedim. Şimdi oradaki saymayı hepsi iflas ediyor. Ama bunların hepsi de mahluk. Yaratılmış yani. Uçsuz bucaksız sonsuz değil. Cenab-ı Hakk'ın yarattığı. Bütün bu mahlukatın içerisinde sen nesin? Değerin ne? Kıymetin ne? Ya Allah-u Teala sana bir kıymet ve değer vermiş. Seni insan yaratmış ve kalbini nazargah-ı ilahi olarak yaratmış. Ve seni kendini tanıtmak için o şerefi, o kıymeti vermiş. Dolayısıyla benim gibi diye başlama. Zulme uğradın. Tamam, ahmak olmaz, hakkını yedirmez. Başkasının hakkına da tecavüz etmez. O ayrı bir konu. Ama kavga etmek, şey yapmak, beddua etmek gibi zırtlı şey yaptırmak. Hani bakarsın, şu evlilik meselesi ayrılacak ya. Ya burada benim hakkımdı, senin hakkındı. Verecektin, vermeyecektin. Netice itibariyle bir çeyrek altın veyahut da bir altın veya bir bilezik, üç bilezik, on bilezik olsun. Vermem ben. Hakkımı yedirmem. Daha dün televizyonda görmüştüm falan. İşte boşanacaklarmış da vermemişler de falan. Birbirlerine bir girmişler. Bir işte kimisi şeyde, hastanede, kimisi bilmem nerede. Ha, ölen de olduğu zaman kabirde. Ne oldu? Ne oldu? Ama bir taraf ölü olsaydı, işte Emre abiler de sık sık bize bunu derlerdi. Bir yerde kavga varsa ikisi de diridir. Birisi ölü olursa diri şey olmaz, kavga olmaz. Dolayısıyla bir taraf aynı şekilde, mesela kadın tarafı mı talep etti? Hiçbir şey talep etmiyorum, istemiyorum dedi. Mesela. Kavga biter. Kavga biter. Ha, karşı taraf der ki, biz onu çıtır çıtır yeriz. Ye bakalım. Kaç sene? En fazla 100 sene. Sonra hesabını vereceksin. Gelip sen de burayla helallaşmadığın müddetçe ahirette bunun hesabı sorulur. Efendim ben helal ettim, adam üstüne oturdu ve öyle villalar köşkler kurdu. Ya sen helal ettin de kamu davası devam edecek arkadaşım. O gelip de seninle helallaşmadıkça, sana aynı şekilde hakkını ödettirmediği müddetçe bu geçmez. Adam aynı şekilde bunun öğrenecek, ondan sonra gelecek, seninle helallaşacak, helallaştıktan sonra da bitmiyor. Ayrıca ya Rabbi işte bir başka kulun elindekine, dilindekine, neyse sırtındakine böyle göz dikmemem lazımdı. Bu kul hakkıydı, ben kul hakkına tecavüz ettim, o kuluna aynı şekilde gittim, helallaştım. Bunu sen yasak ettiydin, ben bu senin yasağını çiğnedim, özür dilerim, tövbe ediyorum diye böyle gözlerinde yaş dökerek ağlayacak da Allah-u Teala sadaka verecek. Ondan sonra gidecek o hakkını yediği kullara aynı şekilde diyecek ki, aman ha ne olur elinizi ayağınızı öpeyim falan. Onların da aynı şekilde kalpleri yumuşacak. Ondan sonra Allah-u Teala merhamet harekete geçer. Affederse kurtulur, yoksa kurtulmaz. Öyle, o basit değil. Ben affetmem, ben hakkımı alırım. Ne hakkım var da niye affetmen de ne şey yaparsan. Affederseniz affedilirsiniz buyuruyor. Dolayısıyla burada da o kadar karışık ki, efendim diyor takılar takılmış. Mehir olarak denmediyse. Oğlan tarafını taktığı oğlana aittir, kız tarafını taktığı kızlara aittir. Adete bağlıdır bu. Peki mehir söylenmediyse mehrim işi devreye girer. Onun da yarısını alır. Kız tarafı yapıyorsa bu işi. Yani kitaplardaki bildirilen hükmü böyle midir? Evet, kitaplardaki bildirilen hükmü böyledir. Allah-u Teala yardımcılar olsun. Allah-u Teala kolaylık versin. Ha efendim işte çekinmez veyahut da belli bir noktaya gelmiştir. O da apayrı. Biz için iç yüzünü bilmiyoruz. İşin iç yüzünü bilmiyoruz. Hani bazen gazetelere de yansıyor. Karakola gidiyor. Adama işte nasihat ediyor. Bilmem ne yapıyorlar falan. Ondan sonra hanımını alıp götürüyor. Abi bir bakıyorsun kadıncağızın gene ağız buz göz her taraf dağılmış girmiş. Ha, diyelim ki efendim kadının da suçu var mı? Vardır. Bir şey tetiklemiştir falan. Bir tahrik etmiştir. Bir laf etmiştir. Diline mukayyet olamamıştır. Veya bunlar olmasa bile adam eroinmandır. Para aynı şekilde şey yapar. Artık onun gözünde ben bu konuda çok mütehassıs olan, yaşça çok büyük böyle abimiz konumunda olan bir doktora bir zamanlar sormuştum. Bu eroin dedikleri veyahut da esrar dedikleri veyahut da alkolik dedikleri, siz tıbben bunlara aynı şekilde eroinman diyorsunuz, alkolik diyorsunuz, sınırları. Tabii dedi, sınırları var. Mesela alkolik olan kimsenin tedavisi çok zor dedi. Alkol içenin değil bak dedi, alkolik olan kana karışmıştır dedi. İmkansız değildir dedi. Ama dedi insan birden alkolik noktasına gelmez dedi. Ama eroin beyaz zehir öyle değil dedi. Bir alır, iki alır, ver dediği zaman bitmiştir dedi o. Bitmiştir o dedi. O zaman artık onun gözünde
Ana, baba, kardeş, devlet, namus, ırz, haya hiçbir şey yok dedi. Kendini sat satar, vatanını sat satar, bayrağını sat satar, din zaten kalmamış. Hepsini satar dedi. Dolayısıyla bu krize giren geliyor, anasını da öldürüyor, babasını da öldürüyor, hanımın da aynı şekilde, çok affedersin de satar bu. Öyle birisi, öyle birisi ise, orada kadın da yapacağı herhangi bir şey söz konusu değil. Hani böyle birisini aynı şekilde teslim de edilmez zaten. Teslim de edilmez. Allah Teala yardımcılar olsun. Cenab-ı Hak kolaylık ihsan etsin. Tabi burada anne babalara, ondan sonra erkek ve genç kızlar ve genç erkeklere de aynı şekilde çok büyük güç düşüyor. Oturup da aynı şekilde cazibesine kapılıp efendim iyi çocuktu da falan de bak çiçek getirverdi de bilmem ne. Ya dinini biliyor mu? Bilmiyor ama ileride ben onu adam ederim. Adam eder misin etmez misin o görürsün. Hani geçenlerde siz bir mektup okudunuz ya. Ben de üniversiteyi bitirdim böyle birisiyle evlendim. Şimdi işte araba, altıma bir araba da aldı bir tane çocuğum var. Kendisi otel gibi kullanıyor evi diye. Evet. Anlattınız yani bir mektup geldiydi ya mail miydi mektup muydu dolayısıyla öyle noktaya mı gelir evet öyle noktaya gelir Allah-u Teala hepimizin yar ve yardımcısı olsun ama bütün bunların neticesinde işte Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin o sözü hatıra geliyor ve devreye giriyor ne güzel söylemiş mübarek bir daire çizmiş bu dairenin içi İslamiyettir bu dairenin içerisinde hiçbir mazarat hiçbir kötülük hiçbir sıkıntı yok ama bu dairenin dışında da hiçbir iyilik mevcut değildir buymuşlar. Yani İslamiyet'in dışında da hiçbir iyilik. Efendim canım cidim aşığım ölüyorum falan sevgilim diyor falan. Der. Laf ebesidir der. Sevgilim der satar. Ta seneler önce ben işte üniversiteyi bitirdiydim. Milli Eğitim'de vazife almak üzereyken o zaman sadece TRT devreye girmişti televizyon olarak. Şey tarafında, İskenderun tarafında soğukluk dedikleri bir yerler var. Kadınlar orada pazarlıyorlar. Oradan da aynı şekilde yurt dışına pazarlıyorlar. Oğlan kızı kendine aşık etmiş, oraya götürmüş. Orada yakalanmış falan. Oğlan diyor ki, ben bunu diyor buraya satmaya getirdim diyor. Kız da dinliyor. Mikrofonu tutuyor muhabir. Bak diyor ne diyor. Evet diyor o diyor ama diyor biz evleneceğiz onunla diyor. Dedim Allah dedim ya hani... Yani saf olur, ahmak olur da dedim bu kadar mı olur yani? Hala oğlan diyor ki ben diyor şu kadar paraya diyor bunu diyor satmaya getirdim buraya. Satacak yani oraya. Genel eve satacak. O hala diyor ki ben önce artık sen belanı istemişsin. Sen belanı istemişsin. Yapacak herhangi bir şey söz konusu değil. Allah Teala hidayet versin, anlayış versin. Kötü kimselerle olmaktan ve onların musallat olmasından Rabbim hepimizi çoluğumuz çocuğumuzda muhafaza eylesin inşallah Teala. Dolayısıyla efendim netice olarak hani burada kadın tarafı şey yaptıysa o düğünde takılan takılar falan mehir denmediği müddetçe buna kadın tarafının getirdikleri kadına ait olur. Erkek tarafının getirip taktıkları da aynı şekilde erkeğe ait olur. Mehir söylenmediyse mehri misliği verilir. Mehri misliği verilen misliğinde yarısını alır kadın sebep olduğu için. Kadın sebep olduğu için. Bütün buna rağmen yine de karşılıklı olarak bunların aralarında hak hukuk geçer mi? Geçmez olur mu Mustafa Bey? Gene geçer, gene geçer. Gene olur. Allah'a yar ve yardımcılar olsun. Allah kolaylık versin efendim. İkinci bölümde devam edeceğiz.